Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kırç ve Tepet hikayesi okuyoruz. Üvey abim hikayesi. Hikaye BTS veya ayrı bir fenomene ait ve bilmiyorum. 1,5 milyon okunmuş. O bakımdan merak ettim. Sizlerle birlikte okumak istedim. Başlıyorum. Ben Hilal Kaya, 17 yaşındayım. Bir gün annemi telefonla konuşurken gördüm. Birden ağzından "Ben de seni seviyorum hayatım" kelimesi çıktı. Gözümü iyice açarak şaşkınlığımı gizlemeye çalıştım. Annem bu lafı tam 2 sene önce söylemeye bırakmıştı. Çünkü babam 2 sene önce öldü. Gözümden bir yaş aktı. Aklıma gelen ilk şey ise annemin hayatında biri var. O anda annem odadan çıkmış, yanıma geldi. Ben anneme kiminle konuştuğunu sordum. Dediği tek şey, "Hilal, ben birini seviyorum ve senin de anlayacağını umuyorum." dediğinde istemeden gözümden bir yaş daha aktı. İstemsizce ağlıyordum. Elimin tersiyle gözlerimi silip anneme dönüp buruk bir tebessümle sarıldım ve ben olsam ben de aynı tepkiyi verirdim. "Anlıyorum. Sen de mutlu olmayı hak ediyorsun anneciğim," dedim. O sadece beni sıkıca sardı. Ben de ona hemen annemin odasına giderek annemle konuştuk. Bana hoşlandığı kişinin, yani kısmen üvey babamın adını Hüseyin olduğunu söyledi ve iki oğlu varmış. Büyük olanıymış Utku, küçük olan da Sedat'mış. Bir fenomen değil, tamamen kurgu. Bu güzel. Bu işi cringe'likten bir tık çıkartabilir. Ben bir dalgınlıkla isimlerinde "güzelmiş" diye mırıldandım kendi kendime ve jeton yeni düşünce anneme dönerek "Ne? İki üvey abimi?" dedim. Sesim istemsizce yüksek çıkmıştı. Annem kafasını sallamakla yetindi. Anneme sıkıca sarıldım. Annem alnımdan öptü. Ben de annemin odasından çıkarak kendi odama girdim. Yatağa uzandım. O da haklıydı. Sonuçta babamı özlüyordu. Babamın yerine koyacak birini arıyordu. İnsan özlediği birini yerine birini koyamaz. Ama zordu annem için. Olmasa da benim için çok zordu. Ben babama o kara toprağı verirken ben de gitmek istemiştim yanına. Ama babama bir söz vermiştim. Anneme oyakken bakacaktım. Ben sözümü 17 yaşıma kadar tuttum. Ama annem babamdan 2 sene sonra bozmuştu. Bozacaktı babamla verdikleri evlilik sözünü. Belki de çoktan bozulmuştu. Belki de ben hala babamın yerine koyacak, babamın yerine alacak insan istemiyorumdur. Bence mantıklı, istemezsin. Evet, istemiyordum. Yani. Ama annem istiyordu. İşte sevgi böyle bir şey. Gözyaşlarımı ellerimle sildim. Ne diyebilirdim ki? Ne kafamı ikene salladım? Diyemezdim. Değil mi? Başka bir adam babam yerine geçerken, başıma iki üvey abi verilirken susacaktım. Değil mi? Susacaktım. Birazcık. Evet, mecburum. Kendi kendine cevabını veriyor ya. Sevdim ben bu kızı. Yatakta oturur hale gelerek sırtımı başlığa yasladım. Komedinin küçük çekmecesinden çıkardığım küçük albümü titrek ellerimle tuttum. Albümün kapağını açarak ilk resmi aldım ellerimin arasına. Baş parmağımla babamın yüzünü severken titrek bir nefes alıp verdim. Gözümden bir damla yaş süzülerek babamın gözüne gözüne... Üzgünüm, çok duygusal bir an olması lazım ama... Albüme geri koyarken babamın fotoğrafını geri çekmeceye koyarak kapattım çekmeceyi. Ağladığımdan dolayı başım ağrıyordu. Başımı yastığa koyarak kapattım gözlerimi. Zaten hem yarın okulun ilk günüydü, bir de gece olmuştu artık. Derin bir nefes çektim ciğerlerime. İyi geceler baba. Bu hüzünlüydü. Bir fotoğraf var. Utku Uysal, büyük üvey abimiz, 24 yaşında. Fotoğraflarını şöyle koyacağım. Sedat Uysal, küçük üvey abimiz, 21 yaşında. Ömer Soysal, Hilal'in kuzeni, 21 yaşında. Çam Buğru, 17 yaşında, Hilal'in en yakın arkadaşı. Hilal Kaya, 17 yaşında. Barbara, wow, wow, wow. Sutuna, 17 yaşında, Hilal'in en yakın arkadaşı. Fotoğrafların her birini koyacağım. Evet, devam ediyoruz ikinci bölümle. Fotoğrafların her birini koyacağım. Kim göreceğiz. Sabah gözümü annemin öpücükleriyle açtım. Gözlerimi ovup anneme neşeli bir sesle "günaydın" dedim. Annem de aynı şekil karşılık verdi. Hemen banyoya gidip günlük rutin işlerimi hallettim. İşte cringe Fatmet'in olmazsa olmazı, rutin işler. Ve aşağı indim ve kahvaltıya başladık. Ben kahvaltıya devam ederken anneme mesaj geldi. Yüzünde tebessüm oluştu. Birden kimden olduğu belliydi.
Nasıl bir cümle bu ya? Ben çayımı yudumlarken annem birden yarın Hüseyin abim bizi bir lokantaya davet etti tanışmak amaçlı. Annemin bu dediğine karşılık çay genzime gitti. Öksürmeye başladım. Annem sırtıma vurup iyi misin kızım ne oldu? Her ne kadar ebeninki... Demek istesem de annem vardı karşımda. Çarpılmak istemediğim için sustu. Öksürüğüm geçince anneme buruk bir tebessümle baktım. Ben okula geç kaldım, görüşürüz dedim. Yanağına sulu öpücüğümü bırakıp kapıya doğru yöneldim. Tam kapıyı açacakken annemin sesi geldi. Yarın lokantaya gidelim mi? İster misin? Aslında hayır demek isterdim ama annem de mutlu olmalıydı. Evet anne gidelim dedim ve dışarı çıktım. Okula bugün yürüyerek gitmeye karar verdim. Kulaklığımı çıkarıp müziğin ritmiyle yürüdüm. Bir yandan da şarkıyı mırıldanıyordum. Bak, biz hep bizi sevenler için fedakarlık yaparız ama asla karşılığını görmeyiz. Bu annem bile olsa hayır yapmayacaksın. Okula geldim, sınıfa girdim gibi gözüm can ve suyu aradım. Aklıma kantin olabilecekleri gelince kantine indim. Tam da tahmin ettiğim gibi karşılıklı oturmuş bir şeyler içiyorlardı. Hemen Can'ın başında dikilip gözlerimi kapattım. Sesimi değiştirerek ben kimim dedim. Can biraz düşündükten sonra saymaya başladı. Kesin Hüseyin yok. Onun sesi daha kalın. Buldum kesin Ahmet. Evet kesin Ahmet ya da dur. O da genzimden konuşuyordu. Sen o zaman kesin sümüklü... Şefosun yok. O da keçe gibi kokuyordu. Of bulamadım. Kimsin sen? Çok iyi ya. Sesli bir şekilde güldüm. Sonunda Can da kıkırdadığını duydum ve bu kesinlikle hilalledi. Can ben ellerimi gözünden çekerek sıkıca sarıldım. Sonra o suya da sarıldım. Ve Can'ın yanına oturarak beni nasıl tanıdın dedim. Can da bana olarak benim kardeşim kadar güzel gülen yok bu okulda dedi. Yalandan elini masaya vurarak ben ise güldüm. Suya baktığımda Can'a kızgın bakışlar atıyordu. Suya dönerek kıskandın mı kız dedim. Gülerek su bana bakıp kafasını salladı. Şu an aynı bir küçük çocuklara benziyordu. Ben de suya gülümseyip sarıldım ve kulağına eğilip senin gülüşün dünyaya bedel be kardeşim dedim ve geri çekildim gülümsedi. Can'ın koluna girip sınıfa çıktık. Ben Can'la oturuyordum. Suda ise Leyla ile diye bir kızla. O kadar çok yazım hatası var ki anlatamam yani bu kelimeler. Dersler bitince Can beni ve suyu eve bıraktı. Ödevlerimi yapıp yemek yedim, yatağıma uzandım. Yarın yemeğe gidecektik. Gözlerime ağırlık çökünce ben de karşı koymadım ve uykunun kollarındaydım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatta uyuyamazdım. Hayatta yani böyle bir şey olamaz yani. Gözüme uyku girmezdi. Gözümü güneş ışığıyla açtım. Saate baktığımda daha sabahın 7'siydi. Yataktan kalkıp banyoya gittim. Sabahın 7'sinde güneş ışığı ne kadar göz alıcı olabilir. Elimi yüzümü yıkadım, aşağı indim ve annemin evde olmadığını fark ettim. Odama çıkıp sportif bir şeyler giydim. Kulaklığımı da alıp evden çıktım. Resmi var, koyacağım yine. Hem şarkıya ritim uydurup hem de koşuyordum. Bir taraftan mırıldanmaya başladım. Telefonuma gelen mesajla elimi telefonuma alıp tam mesajlara bakacaktım ki sert bir gövdeye çarptım ve popomun üstüne oturdum. Yerden destek alarak kalktım ve kime çarptım bakmak için kafamı kaldırdığımda çarptığım kişinin yüzüne değil sadece omzuna, daha doğrusu köprücük kemiği yarısına bakmaya başladım. Çünkü tam orada H harfi vardı. Neden sizce dikkatimi çekmişti? Hemen gözüme çarpıp kişiyi çevirdim. O da aynen benim gibi omzuma, daha doğrusu omzumla köprücük kemiği arasına bakıyordu. Çünkü benim de aynı şekilde orada S vardı. Ne alaka? Benim ona baktığımı görünce o da gözlerini bana çevirdi. Bir iki dakika öyle bakıştıktan sonra üstümü silkeleyerek özür dilerim çarptığım için dedim. Bir taraftan da çocuğu süzmüştüm. O da bana dönerek bilmiş bir tavırla sonunda demek aklına özür dilemek geldi dedi. Ukalaya bak sen dedim kendi kendime birden kaşlarımı çatıp senden özür dilende kabahat öküz dedim. Ve koşmaya devam ederek oradan uzaklaştım. Gerçekten bu diyalog cringe'in olmaz olmazıdır. Karnımın acıktığını hissederek eve gittim. Kahvaltı yaptıktan sonra okulumuzda forma yoktu. Serbestti. Ben de kot, bahçıvan ve pembe tişörtümü giydim ve saçımı topuz yaptım. Hazırım. Resim gene koyacağım. Çantamı alıp okula gittim. Yani okula gitmeden önce koşmaya mı çıktın? Bana bunu kimse yaptıramaz dediğim şeydir yani bu. Can ve suyla derslere girdik. Bir gün dersler de azdı. O yüzden dersler bittiğinde ben, Can, Su ve kafeye gittik. Bir şeyler için sohbet ettik. Ya bu üniversiteye miydi, liseye miydi? Ben anlamadım ki. Saate baktım. Akşam üzeriydi. Can ve Su'dan ayrılıp eve doğru yürümeye başladım. Hem yarım saat sonra Cihan abilerle yemek randevumuz vardı. O yüzden hızla
olmaya çalıştım. Yolu geçerken bir fren sesiyle olduğum yerde kaldım. Kafamı çevirmemle kırmızı lüks bir arabanın tam dibinde durduğunu gördüm ve bir kapı sesi arkamı döndüğümde gördüğüm tek şey gözleri ateş saçan bir çift öküz. Şimdi daha 5. bölümde olay başlıyor. Yaşadığım şeyin şokuyla kala kaldım. Hala şoktaydım. Kolumun ırısıyla ağzından küçük bir ah çıktı. Birden kolumu daha çok sıkmaya başlayan öküze baktım. Kolum bu gidişte moraracaktı. Herhalde birdenbire bağırmaya başlayınca irkildim. Kızım sen salak mısın? Ne diyor, önüne bakmıyorsun? Ya çarpsaydım? Lan niye kızın kolunu sıkarak söylüyorum bunu? Kolumu iyice sıkıyordu. Bu da benim canımı fazlasıyla yakıyordu. Acımın acısıyla kolumu elimden çekmeye çalışıyordum. Kurtaramayacağım. Anlayınca ben bağırmaya başladım. Asıl sen önüne baksana be öküz. Kolumu elinden hızlıca çekerek yerdeki çantamı alarak ondan uzaklaştım. Eve gelmiştim. Hızlıca odama çıkarak hızlıca üzerimi değiştirdim. Dolabımda bulduğum babamın aldığı beyaz elbiseyi alarak giydim. Sade bir makyaj yapmalıydım. Parlatıcı bir eyeliner sürerek hazırdım. Olmazsa olmaz parlatıcımız da geldi. Bu arada kesin iki üvey abisiyle karşılaştı bu kız. Biri koşudayken biri de şimdi arabayla çarpacak olandı. Beyaz ayakkabılarımı da giyerek de evden çıktım. Kapının önüne park edilmiş arabama binerek 17 yaşında araba mı sürüyorsun sen? Annem mesaj attı, lokantaya sürdüm. Lokantaya geldiğimi anladığımda garaja girdim. Arabamı park ettiğimde arabayı kilitleyerek lokantaya yürümeye başladım. Bir şeye çarptığımda kendimi yerde buldum. Bu sürekli bir yere çarpıyor ve yere düşüyor bu kız. Üstümü silkelerek kalktım, sinirle konuşmaya başladım. Anlamıyorum ki, bugün çarpışma günü falan mı? Kafamı kaldırarak çarptım, kişiye baktım. Bakmamda bir adım geriledim ve sertçe yutkundum. Çünkü şu anda karşımda kas yığını, daha doğrusu benim tabirimle öküz duruyordu. Sen herkes öküz diyorsun ki. Önce beni süzdü, sonra gözlerimi bulunca kaşlarım çatıldı. Aynen benim gibi, çünkü benim de kaşlarım çatıldı. Sen beni mi takip ediyorsun dedi. Ben ise şoka atlatıp kızgın bir şekilde ne münasebet. Ben sizi neden takip edeyim ki? Hem siz kimsiniz ki dedim. Alaycı bir gülümseme baktı suratıma. Yakışıklı olduğum için ya da zengin olduğum için beni takip ediyorsun. Kala dedi. Ve eliyle gömleğinin yakalarını düzeltti. Ben cevabı üzerine onu bir süzüp yüzüne baktım ve ciddi misin sen dedim. Ve oradan uzaklaştım. Lokantaya girdiğim gibi annem göz açımı alanıma girdi. Yanlarına gidip oturdum. Cihan abiyle ve Utku abiyle tanıştım. Utku abi ela gözlüydü ve oldukça yakışıklıydı. Yemekleri sipariş ettik. Beklemeye başladığımızda Utku abi bana dönerek konuşmaya başladı. Kaç yaşındasın bakalım güzellik. Fazlasıyla sıcakkanlıydı. Tebessüm ettim. 17 yaşındayım Utku abi. Bu sefer o tebessüm ederek başıyla onayladı. Utku abi gözlerini benden alarak arkaya baktı ve geri yaslanarak konuşmaya başladı. Ooo Sedat beylerimiz sonunda teşrik edebildi. O yanlış bir kelime değil mi? Doğrusunu unuttum. Merakla ben de hafifçe başımı çevirerek arkaya baktım. Birden ayağa kalktım. Çünkü şu an karşımda benim tabirimle bizim öküz duruyordu. Elini bana uzattığında elini sıktım. O da benimle aynı durumdaydı. Fazlasıyla şaşkındık. Sessizliği bozan Utku abi oldu. Sedat, bu Hilal, Selma annenin kızı. Annenin ne ara anne oldu lan? Hilal'cim bu da küçük abin Sedat dedi. Bir an Utku abiye, sonra bir tekrar birbirimize baktık. Tebessüm ettim. Hilal Kaya, memnun oldum Sedat abi dedim. O da elimi kolumu sıktığı gibi sıkı değil de daha hafifçe sıkıp ben de Sedat Uysal dedi. Bu küçük tanışma faslından sonra yemeklerimizi yedik. Tabii yemekten hariç Sedat abiyle biz birbirimizi süzmüştük. Yemek bittikten sonra annem ve Cihan abi hala oturuyorlardı. Bense keyiflerini bozmamak için izninizle ben eve gideyim. Yarın malum okul var dedim. İzin alınca annemi kulağına eğilip evde olanları anlatırsın dedim ve yanağından öptüm. O anda Sedat abi de benim de işim var. Hadi size iyi muhabbetler, ben kaçar dedi. Ben kapıya doğru yürümeye başladım. Ayak sesleri gelmeye başlayınca anladım ki arkamdan geliyordu. Garaja doğru ilerledim ve Sedat abiye bakmadan arabaya bindim ve gibi gazladım. Eve geldim gibi odama geçip üstüme rahat bir şeyler girdim. Sınava biraz çalışıp uyumaya karar verdim. Zihnime karanlık çöktüğünde uykunun kollarındaydım. Hangi sınav? Evet, hikayeyi şu an sonlandırıyorum ama daha uzun ve devam ediyor. Olaylara henüz girmedik diye düşünüyorum. Eğer hikayenin devam etmesini istiyorsanız bu hikaye için söylüyorum. Kanala abone olup videoyu beğenip
yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.